Teslim aldığınızı söylersin. 2023 Şubat ayı. Alıyorsun değil mi? Hı-hı. ...2017'den beri mantar tesisimiz TGTK tarafından işletmeye açılmıştır. 2023 yılının Şubat ayında TGTK'da teslimini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 2017'den beri ortalama olarak günlük 500-600 kilo civarında mantar temin etmekteyiz. Bunları özellikle Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere dağıtım yapıyoruz. Tabii Yozgat ve çevresi dahildir. Netice itibariyle çalışan olarak şunu söyleyebilirim. 10 tane bayan toplayıcı istihdam edilmiştir. Ayrıca da ağır işlerimizi yürütmek üzere 6 tane erkek personelimiz mevcuttur. Şimdi fiyat olarak şunu söyleyebiliriz. Mantar fiyatları genelde tavuk fiyatlarıyla paralel gitmektedir. Etle mantarın besin değeri hemen hemen aynı. Fazla bir düşüklüğü yok. Aynı olduğundan dolayı insanlar et pahalı olduğu zaman mantara yöneliyor. Mantardan etten alacağı besin değerini mantardan temin etmiş oluyor. Şu anda ortalama olarak 9 kiloluk kasalar bazında yapılmaktadır. 350 TL civarında verilmektedir. Devlet bonlanıyor. Mantar özen ve itina istiyor. Sürekli bakım istiyor. Tabii zor bir üretim şeklidir ama zevklidir. Ekim ile hasat arasında kaç gün? Ortalama olarak ekimle ilk hasat alması 35 ve 40 gün civarında bir zamanımız alıyor. İlk toplama şeyimiz 35 ve 40 gün sürüyor. Başka bir kapasite var mı? Kapasite olarak 7 tane odamız mevcut. Her odalarımız ham madde olarak 20 ton civarındadır ve birbirini takip eder şekilde sürekli üretim 12 ay süreyle üretimimiz mevcuttur. Talepleri karşılamak amaçlı mecburen üretimimizi yapıyoruz. Hangi bölgede? En son odamız bittiği takdirde atım yaptığımız zaman bu gördüğünüz toprak ve kompost bildiğiniz gübredir. Bahçelerde, meyve ağaçlarında ve tarlalarda çevre köylerden geliyorlar, alıp götürüyorlar ve bir gübre olarak kullanıyor. Yani toprağı besleyici, toprağı böyle yumuşak tutan, besin değeri fazla olup üzerinde yetişen sebzeleri veya meyveleri besleme açısından çok önemli bir gübre. Yani kimyasal değil, tamamen doğal bir gübre. Teşekkür.